Burada görmüş olduklarınız belirsiz integrallerin iki temel özelliği. İlerleyen zamanlarda bunlar çok işimize yarayacak. Bütün bu ifadenin söylemek istediği şey, iki farklı fonksiyonun toplamının belirsiz integrali, iki farklı fonksiyonun her birinin ayrı ayrı belirsiz integrallerinin toplamına eşit olduğu. Bu aşağıdaki ifade ise bize x'in bir fonksiyonu olmayan bir sabit ile fx fonksiyonu çarpımının belirsiz belirsiz integralinin sabit çarpı fx'in belirsiz integraline eşit olduğunu söylüyor. Bunu aynı zamanda ileride göreceğimiz üzere sabiti dışarıya çıkarıyormuşuz gibi de düşünebilirsiniz. Bunların her ikisi de çok faydalı teknikler. Eğer bunlardan yazıldıkları haliyle memnunsanız o zaman bir sorun yok ama ben yine de biraz kanıt yapmak istiyorum. Bunun için denklemin her iki tarafının da türevini alacağım ve türev özelliklerinden faydalanarak türevleri aynı olduğunu göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi burada bunun neden doğru olduğuna dair sunduğum argümanı türev özelliklerini kullanarak göstereceğim. Her iki tarafın türevini alalım ve bakalım integrallerden kurtulduktan sonra eşitlik hala korunuyor mu? O zaman hadi alalım. Önce her iki tarafın x'e göre türevini alalım. Evet x'e göre türev alıyoruz. Sol taraf doğrudan belirsiz integralin içinde ne varsa o olacak değil mi? Yani sol taraf fx artı g x olarak bulacağız. Tamam. Peki bu tarafı, bu tarafı ne yapalım? Türev özelliklerini şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. İki şeyin toplamının türevi ayrı ayrı türevlerinin toplamına eşitti öyle değil mi? Burası biraz uzun olacak. Evet. İlk kısmın x'e göre türevi artı ikinci kısmın x'e göre türevi olacak. İlk kısım fx dx'in integrali artı ikinci kısım ise gx dx'in integrali. Şimdi bunları bir yazalım. Burası fx, burası da gx x. Peki bu şeyler ne? Şimdi bu şeyler şuraya eşittir de koyalım. Tamam bunun x'e göre türevi fx olacak. Aynı şekilde bunun x'e göre türevi de gx olacak. Ve bu doğal olarak Doğru bir eşitlik olacak. Güzel. Şimdi bir de alttakine bakalım. Buna da aynı şeyi uygulayacağız. Her iki tarafın türevini alarak başlayacağız. Bunun x'e göre türevi ve bunun x'e göre türevi. Tamam, şimdi sol taraf doğrudan c çarpı fx olacak değil mi? Evet, sağ taraf ise türev özelliklerinden bildiğimiz kadarıyla bir sabit ile bir şeyin çarpımının türevi sabit çarpı o şeyin türevine eşit oluyordu değil mi? Bunu biliyoruz. O zaman burası fx dx'in belirsiz integrali olur ve bu şey de fx'e eşittir değil mi? Dolayısıyla bütün bu ifadeyi c çarpı fx olarak bulacağız. Gördüğünüz üzere eşitlik yine bozulmadı. Umarım bu özelliklerin doğru olduğunu görmek size kendinizi iyi hissettirmiştir ama bilmemiz gereken bir şey daha var. O da bunları ne zaman kullanmamız gerektiği. Mesela diyelim ki integral x kare artı kosinüs x. Evet bu bize sorulmuş olsun. Bu ileride çok işinize yarayacak. Şimdi biliyoruz ki bu ifade integral x kare dx artı integral kosinüs x dx'e Eşit. Bu bununla aynı şey. Evet artı kosinüs x. Bu sayede ikisini ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz. Bu gerçekten çok faydalı bir bilgi. Çünkü diyelim ki integral p çarpı sinüs x dx'i bulmak istedik. O zaman bu sabiti dışarı çıkarabilirsiniz. Pi x'e bağlı bir değişken değil. Her zaman pi olarak kalacak. Dolayısıyla bunu e, dışarıya çarpan olarak çıkarırsak pi çarpı integral sinüs x dx olarak yazabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı iki özellik ve umarım her ikisi hakkında artık kendinizi daha rahat hissediyorsunuzdur.